Ve bizim aslında çok geniş 8 kişiden oluşan, içinde eğitmenlerin de olduğu güçlü bir dalış sualtı ekibimiz var. Üniversitemizin altyapısında hem bu dalış faaliyetlerinde kullanılacak ekipman, teknik ekipmanların hepsi bulunuyor. Bu anlamda da çok sayıda sualtıda çalışmalar yürütüyoruz. Uzun dikenli deniz kestanesi, esepsiyen ya da göçmen deniz çayırları gibi ya da deniz çayırları ile ilgili çok sayıda aslında sualtı projeleri yürütüyoruz. Deniz çayırları bildiğiniz gibi Mersin'de aslında son kaldıkları yer, son kaleleri Aydıncık. Aydıncık çok özel bir denizel ekosistem, çok biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir ekosistem. Tabi bunda deniz çayırlarının önemi çok fazla. Deniz çayırları, yani Akdeniz'de yaşayan makroskobik birçok canlının aslında evi, habitatı. O anlamda da çok özel şeyler, canlı grupları, canlı toplulukları. Deniz çayırlarının bu biyolojik önemleri, habitat oluşturma, habitat kurma özelliklerinden kaynaklı Akdeniz deniz ekosistemi için çok kilit rolde bir canlı grubu. Tabii burada küresel ısınmanın ya da iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden bir tanesini deniz çayırları maalesef yaşadığı. 29 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda, 30 derece sıcaklıklarında bu canlılar aslında hayatta kalamıyorlar. Çok yoğun kirlilik olduğu durumlarda da bu canlı grupları ortamdan kalkıyor. Şimdi bunları birleştirdiğimizde Doğu Akdeniz maalesef Akdeniz'in en ısınan, yani iklim değişikliğine en fazla etkilenen kısmı. Bu yaz 33-34 derecelerde yüzey suyu sıcaklıklarını gördük. En kirli aslında bölümü. O anlamıyla deniz çayırlarının Doğu Akdeniz'de, ülkemizin de sınırları olduğu Doğu Akdeniz'de aslında işleri çok zor. Ama Aydıncık bunların son kaleleri. Burada da biz yaptığımız çalışmalarda bu türün zarar görmeye başladığını, artık belli bazı noktalarda ortadan kalkmaya başladığını tespit ettik. Bu anlamıyla da Mersin Üniversitesi olarak 2025 yılı içerisinde Mart ayında bir restorasyon çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Şu anda yoğun dalışlarımız sürüyor. Alandaki toplulukların sağlığı ile ilgili ya da dağılımı ile ilgili ön verileri almaya devam ediyoruz. Ama önümüzdeki yıl deniz çayırları ile ilgili bir restorasyon çalışmasına başlayacağız. Restorasyon çalışmalarının amacı
var olan popülasyonu daha iyi hale getirmek, etkilenen bölgelerdeki etkilenen alanlara sağlıklı bireyleri nakledebilmek ve alanda çayırların bütünselliğini korumak, parçalanmasını ya da defragmente olmasını engelleyerek, bütünlüğünü koruyarak deniz çayırlarının var olan şekilde kalmasını sağlamaya çalışacağız. Tabi bunun için de zarar gören alanların onarılmasıyla ilgili bir faaliyetin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Deniz çayırları yani ülkemiz karasularında, Ege'de ve işte Marmara'da da Gökçeada taraflarında kaldı. Bizde de Mersin Körfezi'nde de sadece Aydıncık bölgesinde kaldı. Deniz çayırları bildiğiniz gibi karbonu yutan canlı grupları, atmosferik karbonun denizde erimesi ve daha sonra bu canlılar tarafından tutularak aslında küresel iklim değişikliğini de engellemeye çalışan türlerden bir tanesi. Önemli oranda deniz suyuna oksijen bırakarak atmosferik oksijen seviyesine de katkı sunan canlılar. Tabii seller ya da işte su altındaki erozyon gibi, kum erozyonu gibi birçok şeyi engellemesinin yanında birçok canlıya aslında habitat oluşturan, biyoçeşitlilik açısından önemli bir habitat kuran türler olarak düşünüyoruz. Tabii bunların en başında iklim değişiklikleri, kirliliğin dışında da balıkçılık faaliyetleri ve özellikle yat turizminde gelişi güzel atılan çapa demirleri de bu türlerin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Aydıncık aslında koruma alanı. Bu koruma alanında bile bu türlerin aslında çevrede yapılan deniz yapılarından kaynaklı su kolonundaki değişikliklerden kaynaklı olarak çeşitli etkilenmeler gerçekleştiğini görüyoruz.